Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerimiz bize çocuklarımızı hakkıyla, emekleriyle, harcadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu güzel günde öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına Öğretmenler Günü'nü sorduk. Bakalım Kayseri halkı kendilerini yetiştiren öğretmenler hakkında neler düşünüyor? Öğretmenlerimiz bize çocuklarımızı hakkıyla, emekleriyle, harcadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Onların varlığını hiçbir zaman eksik etmesin Allah. Ve vatanımıza, milletimize, evlatlarımıza hayırlı evlatlar yetiştirsinler. İnşallah onlar gibi hayırlı millete, vatanına, milletine sahip bir evlatlar olur. Bütün çocuklar için söylüyorum. İnşallah ömrü billah bütün evlatlarımız da öğretmenler gibi vatanına, milletine hayırlı olurlar. Atatürk'ün de dediği gibi ilk öğretmen o. 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm Türkiye'ye ve öğretmenlere kutlu olsun. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Allah razı olsun onlardan. Çünkü geleceğimizin teminatıdır onlar. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ellerine, emeklerine sağlık hepsine. Allah Öğretmenler Günü hayırlı mübarek olsun. Vatana, millete, çocuklara hayırlı uğurlu olsun. Allah eğitim veren her türlü hocalarımıza Allah hayırlı huzurlu uzun ömürler versin. Biz okuyamadık ama yani gerçekten öğretmenlerin bizde büyük hakkı var. Bunun için de hani bütün öğretmenleri de bugün de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İnşallah gelecek nesillere de daha iyi yetiştireceklerine de eminim. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü olması sebebiyle başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenler Günü kutlu olsun. Çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Bütün Öğretmenler Günü başta olmak üzere Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öncelikle insan fikri hayatında önemli mesajları veren öğretmenlerimizin hepsinin Öğretmenler Günü kutluyorum. Tabii öncelikle şehit olmuş, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizin öğretmenlerimize başsağlığı diliyorum. Bunun dışında öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslek. Menfaati olmayan bir meslek. Yani menfaat üzerine kurulu bir meslek değil. Ayrıca peygamberlik mesleği. O yüzden en güzel şekilde bunları ifa etmeye çalışıyoruz. Tabii ki okulların, eğitimcilerin düşünmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi. Başarının nasıl yakalanacağından ondan daha önemlisi öğrencinin karakterinde, öğrencinin fikriyatında neler yapılması gerektiğini planlama aşaması bizler tarafından gerçekleştiriliyor. Kayseri ailesi olarak da bizler bize Kayseri İl Milli Eğitim Müdürümüzün destekleri, ilçe Milli Eğitim Müdürümüzün destekleri sayesinde bizler de başarıyı yakalamaya çalışıyoruz.